Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Çok güzel, yani benim için çok sevindirici bir haberle sizlerle birlikteyim. Uzun süredir yumurtlamasını beklediğim melek çiftim yumurtladı. Biliyorsunuz şu alttakiler yumurtluyordu ama bu çift bir türlü yumurtlamıyordu. Geldiklerinden beri sonunda bunlar da yumurtladı. Gayet de güzel dizmişler yumurtalarını. Şimdi ben onları alacağım zaten. Hatta bir çift trikalarımız da yumurtlamış. Onunla birlikte alacağım aynı akvaryuma. Biliyorsunuz aynı anda yumurtlayan balıkların yumurtalarını aynı yere koyuyorum ve yavrular birlikte çıkıyorlar. Gayet de benim için büyük rahatlık oluyor. Şöyle diğer çifti de göstereyim. Bunlar maşallah zaten sürekli yumurtluyorlar. Bu sefer de hiç yumurtlamayan bir çiftin yumurtlama anıyla birlikte denk geldiler. Yumurtalarını aynı yere koyacağım. Bunlar da gayet güzel bir şekilde dizmişler yumurtalarını. Biraz sonra ben şu akvaryumu alacağım. Bu akvaryumda yavrularımız vardı zaten. Şu baş taraftaki. Onlar yeteri kadar 45 günlük oldukları için şu büyük akvaryumu almıştım. Artık geniş akvaryumda, boylandırma akvaryumunda yaşamlarını devam ettiriyorlar ve keyifleri yerinde gördüğünüz gibi. Gayet de gözle görülür bir şekilde hızlı şekilde büyüyorlar. Bu da çok olumlu, güzel bir şey. Şimdi onların boşalan yerlerine bu iki çiftin yumurtalarını alacağım. Bundan bir önceki partide aldığım yumurtalar gördüğünüz gibi hareketlendi. Şu anda yerde titremeye devam ediyor yavrular. Tam bir odaklayamadım ama aynen şu anda güzel görünüyor. Büyük bir miktar şurada piponun üstünde. Videoda görünecek mi tam olarak bilmiyorum ama sanırım görünüyor. Bunlar da bir iki gün içinde yüzmeye başlarlar. Ve önceki yavrular da gördüğünüz gibi büyümeye devam ediyorlar zaten. Şimdi bunlardan bir önceki yavrularda tamamen yüzer haldeler. Buraya biraz bol miktarda metiler mavisi attığım için biraz koyu renkli görünüyor akvaryum. Ama hiç sıkıntı yok. Onların da yüzdüğünü görüyorsunuz. Şöyle biraz uzaktan mı çeksem, nasıl çeksem? Yani az çok olsa da göründü. Ve bakın, şimdi bu yumurtlayan trikaların İki batım önceki yavruları. Bir öncekiler öldü. Biliyorsunuz kovanın içindekilerin hepsi öldü. Bunlar iki önceki kardeşleri. Onlar da burada büyümeye devam ediyorlar. Burada da yine melek yavrularımız boylanmaya, büyümeye devam ediyorlar. İnci gövdelerin yavruları bayağı artık melek haline dönüştü. Bunların da keyifleri yerinde. Bu akvaryumda büyüyorlar. Bunların biraz daha zamanı var. Biraz daha büyüdükten sonra onları da artık bu akvaryuma mı alırım? O zamana kadar şu alttaki boşalır mı? Tam bilmiyorum. Duruma göre bakacağız. Büyüyüp kocaman hale gelen melek yavrularımız da burada. Bir çift Rio Nana ile birlikte takılıyorlar. Rio Nana'ların da keyifleri gayet güzel şekilde yerine geldi. Bildiğiniz gibi tek akvaryumda küsüyor balıklar. Bir köşede kıpırdamadan duruyorlardı. Burada gayet güzel şekilde canlı bir şekilde keyifle yüzüyorlar. Bunlar da artık burada eş tutarsa, yani eş tutarsa değil, bunlar eş zaten de, yumurtlarlarsa buradan yavrularını alacağız artık. Tek sağ olsunlar da
Ben diğer zorluklara katlanmaya hazırım. Şöyle diğer karma meleklerimizi de gösterelim. Ben şimdi yem vereceğim diye hepsi buraya geldi. Videoyu durduktan sonra yemleyeceğim zaten balıklara. Bunlar eş tutmayanlar ve genel olarak ağırlıklı erkek melekler. İçlerinde daha küçüklerle eş tutarlarsa yavaş yavaş onlar da yumurtlamaya başlarlar zaten. Şöyle gene melek vlogumuzda diskuslarımızı da gösterelim. Bu hırçın olan balık diğerlerini sindiriyor. Diğerleri arka tarafta kendilerini saklıyorlar. Meleklerdeki bu durum sıkıntı. Burada güzel bir çiftimiz daha var. Maşallah kendinizi gösterdiğiniz gençler. Şöyle inci gövdeyi zaten göstermiştik yumurtladığı için. Bunlar da tekrar yumurtlama zamanı yaklaştı. Bu inci göceler bayağı oldu yumurtlamayalı. Bunlar kökün dalına yumurtlamışlardı. Benim oradan yumurtaları almam zor olduğu için şu anda sadece seramiye bıraktım. Ha, asıl bir şey daha söyleyecektim, onu unuttuk. Şu inci gövde çiftimiz ve bu inci gövde çiftimiz yumurtladı. Aynı anda yumurtladı bunlar da. Fakat adet olarak çok az yumurtladılar. Yani aşağı yukarı bir belki 20-30 tane yumurta yoktu. Şöyle üst taraflara doğru azıcık azıcık yumurtladılar. Ben de şey dedim, yani o kadar az yumurta için uğraşmayayım. Yumurtaları bir yanlarına bırakayım, bakalım ne yapacaklar dedim. Bu çift hemen yedi zaten. Ertesi gün yok oldu yumurtalar. Fakat bu çift bir iki gün durdu yumurtalar. Hatta gidip şey yapıyorlardı. Böyle bakım yapıyorlardı. Hani yer gibi yapıp yemiyor ama ağzıyla temizliyor gibiydi. Fakat üçüncü günün sabahında bunların da yumurtası yok oldu. Bir an sevinmiştim açıkçası. Acaba kendi çift yumurtalarını büyütecek yavru denk geldi mi diye, ama gene olmadı. Şimdi şu boş akvaryumları da doldurduktan sonra işte bugünküleri buraya alacağım. Ondan sonra şurada iki tane daha akvaryumumuz var. Buraya da birkaç çiftin yumurtasını alma ihtimalim var. Şu yerleri doldurduktan sonra artık yumurtaları kendilerine bırakmaya başlayacağım balıkların. Bakalım ne olup ne bitecek. Bunlar da yumurtlayan gene çiftlerimiz. Siyah marble'ların da yumurtlamasını bekliyorum. Çünkü o tarzda bir hareketlenme var balıklarda. Biraz vahşileşiyorlar. Kendilerine zarar verecek şekilde, kavga edecek şekilde. Artık kur mu o tam olarak bilemiyorum ama kavga ediyorlar sanki. Hatta dün bunlar acayip şekilde kavga ediyordu ama altlarında tüpçük çıkmıştı ve çok sevmiştim. Bugün yumurtaları görünce harika oldu gerçekten. Şimdi bir tek yumurtlamayan bu çiftimiz kaldı. Koyu melekler, ama bunların ben kesin olarak artık ikisinin de erkek olduğunu düşünüyorum. Çünkü kafa yapısı olarak gerçekten ikisi de erkeğe benziyor. Kafa yapmışlar. Yumurtlamayan bir çiftimiz kaldı. Bu ne anlama geliyor? Babamın akvaryumunda eşitten inci gövdeleri bir yer daha açılmış olacak. Yani gerçi bunlar gene bekler. Şu akvaryum boşta zaten. Önce ilk eş tutanı buraya alacağım. Burada denemek için özürlü meleklerimizi atmıştık. Allah'a şükür akvaryumda sıkıntı olmadı ve onları hala bu şekilde özürlü halleriyle hayata tutunaraktan yaşamaya devam ediyorlar. Dediğim gibi ilk tutan eşi bu akvaryuma atarım. İkinci bir tane daha eş tutan olursa onu da buraya alacağız. Sonrasında da artık yerimiz dolmuş olacak. Ama hiç belli olmuyor. Her an her şey değişebiliyor. Gene daha fazla eş tutan olursa bir yerlere bakarız.
Mesela hemen aklıma geldi şimdi. Burada mesela diskusların olan akvaryum var. Eğer ola ki üçüncü bir çift daha meleklerden eş tuttu. Diskusları da bir şekilde atıyorum babamın akvaryumuna çıkartabilirim. Veya şurada karma melek akvaryumuna koyabilirim. O işi de öyle çözebiliriz. Şu anda konuşurken bile hemen bir planlar değişti. Bu akvaryum bol miktarda olduğu için şu anda elimde. İstediğim gibi oynamalar yapabiliyorum. Evet, bugünkü videomuz da bu şekilde olsun arkadaşlar. Meleklerle ilgili gelişmeleri aktardım sizlere. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayan arkadaşlar kanalıma abone olabilirler. Aşağıdaki abone butonuna tıklayarak da. Ve yanındaki zili aktif hale getirerekten de eklediğim bütün videoların anında haberdar olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Kanalımın ana sayfasındaki oynatma listesi bölümünden eklediğim bütün videoları alt alta duraksamadan playlist şeklinde izleyebilirsiniz. Ve videonun altındaki açıklama bölümünden kanalımın sosyal medya hesaplarını bulabilirsiniz. Sonraki videolara görüşmek üzere. İyi hobiler, iyi seyirler.